Merhaba arkadaşlar. Bu videomda model sınıfının metotlarını kullanmayı öğreneceğiz. Bu metotlar ne işe yarar? Nasıl kullanırız? Bunlara değineceğiz. Model sınıfının metotları nedir arkadaşlar? Mesela veri tabanından bir içerik getireceğiniz zaman, veri tabanında bir içerik güncelleyeceğiniz zaman, veri tabanında bir içerik ekleyeceğiniz zaman veya sileceğiniz zaman kullanabileceğiniz metotlar. Bu metotlar CodeIgniter 4 tarafından geliştirilmiş. Yani bizim modeli oluştururken extend ettiğimiz sınıf içerisinde barınıyor. Tabii bu metotları siz kendiniz de yazabilirsiniz. Fakat CodeIgniter 4 kolaylık olsun diye önceden yazmış. Biz şimdi bunları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Şimdi projemize geçelim ve kullanmaya başlayalım. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi projemizi açıyoruz. Projemiz içerisinde backend içerisinde arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki kullanıcı controller olsun. Kullanıcı controller'ı oluşturalım. Backend namespace'ine yani app controllers backend'e sahip backend cluster içerisinde olduğu için extend edeceğimiz class da base controller. Şimdi bir de router ayarlayalım arkadaşlar buna. Bu da burada açık kalsın. Şunları kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunları da kapatalım. İşimiz yok. Şuraya bir tane şu copy paste yapalım şurayı. Şunu bir silelim. Bu grubumuz adı kullanıcı olsun. Şimdi bu grubumuz için hem router'ı hem de metotlarımızı oluşturalım. Controller'ımıza ait metotlarımızı. Henüz modelin metotlarını kullanmaya geçmedik. Controller'a ait metotları yazalım ki örnekleri bu metotlar içerisinde kullanarak öğreneceğiz. Şimdi ilk metodumuz ekle olsun. İkinci metodumuz arkadaşlar ne olabilir? Getir olsun. Üçüncü metodumuz listeli olsun. Dördüncü metodumuz ne var arkadaşlar? Düzenle. Beşinci metodumuz sil. Function diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Silinenler. Silinenleri listele diyelim. Daha aktifleri listeli olsun. Türkçe yazıyorum ki metot adlarını daha anlaşılır olsun diye. Pasifleri listele. Function sütun listeli olsun. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bir dokümantasyonu bir daha göz atalım. Burada atladığımız delete var. Onu yazdık. Validasyonlardan bahsediyor. Güzel. Şu anda atladığımız bir şey yok herhalde. Şey var. Offset var. Ne olsun? Listele. Offset. Listele diyelim. Burada bir Türkçe, İngilizce bir değer olsun. Bir başlık atmış olduk. Şimdi router'ımızı ayarlayalım. Nasıl yapacağız? Router'ımızda şu get'i kopyalım. Şimdi backend içerisindeki kontrolörümüzün adı send yerine bunu yazıyoruz. Şöyle bir silelim. Kontrolörümüz doğru. Backend klasörü içerisinde. Şimdi ilk metodumuz ekle. İkinci metodumuz getir. Üçüncü metot listele.
Dördüncü metot düzenle. Sil. Bunları hepsini tek tek bu router'ın içine koyalım. Pasifleri listele diyoruz. Sütun listele. Offset listele vardı. Güzel. Yine şunları da buraya getirelim. Aynısı olsun. Şöyle yapalım. Güzel. Router'ımızda nelerimiz, ne yapmamız lazım? Şu getire mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Kullanıcı hangi ID'ye sahip kullanan değeri istiyorsa parametre olarak göndersin. Benim kafam karıştı. Doğru. Şimdi listede de herhangi bir parametre yok. Düzende de var. Ondan sonra silde var. Hangi tutanı sileceğini, silenleri listede, aktifleri listede, pasifleri listede, sütunları listede, offsetleri listede diyor. Onlara gerek yok. Şöyle yapalım. Düzenle ve silede koyalım. Offset'e de iki tane koyacağız arkadaşlar. Unutmadan. Buraya da evet. Şu an tamam. İstediğim her şeyi yapmış gibi duruyorum burada. Şurada offset iki tane parametre var. Bir limit. Diğeri de offset. Sütunlarda yok. Silde bir ID var. Bunlara null diyelim. Devam edelim. Düzenle de bir tane ID var. Getirdi bir tane ID var. Güzel arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Bir de kontrol edersek git admin kullanıcı ekle. String evet metodumuz ve router'ımız başarılı bir şekilde çalıştı. Artık modelimizin metotlarını kullanmaya başlayabiliriz. Bayağı zaman geçti ama artık başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bizim oluşturmuş olduğumuz models klasörü içerisindeki user model sınıfını bu controller'a dahil etmemiz lazım. İsterseniz metotlara tek tek dahil edebilirsiniz. İsterseniz bir yapıcı constructor aracıyla bütün klasa dahil edip kullanabilirsiniz. Ben bu yöntemi göstereceğim. Şöyle yapıyoruz. Ben bir de private model diye bir değişken oluşturuyorum. Daha sonrasında yapıcı bir fonksiyon oluşturup bu fonksiyon içerisinde biz model diyerek this model yani bu class'ın içerisinde burada model isimli nesneye değişkene ben user modeli tanımlayacağım. Daha sonrasında da bu this model diyerek user modeli rahatlıkla kullanabileceğim. Amacım bu. Bunu da şöyle yapıyoruz. New app models user model. Şu anda arkadaşlar user model sınıfının this model isimli değişkene class'ın elemanına
tanımlamış olduk. Daha sonra buradaki bütün metotlar içerisine this model diyerek bu modeli kullanabileceğiz. Modelin adına user model de yapabilirsiniz. This model de yapabilirsiniz. User model de yapabilirsiniz. Direkt model de yapabilirsiniz. Şimdi ekleme işlemine geçelim. Ekleme işlemini insert metoduyla yapıyoruz arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir şey yapalım. Bir tane data oluşturalım. Değişkenle dizi. Bizim datalarımız neydi? Username. Username diyorum. Daha sonra user email vardı. Buraya da post adresimiz yazdık. Başka ne vardı arkadaşlar? User phone. Burada şöyle bir şey diyelim. 23.45.67 olsun telefon numarası. Bir de user status vardı. Fakat buna bir değer atamayacağım. Default olarak zaten aktifi tanımlayacak kendisi. Şimdi diyoruz ki this model. Hoppala model. Insert. Insert metodunun parametresine biraz önce oluşturmuş olduğumuz datayı veriyoruz. Ve bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Ekle dedik. Şu an ekleme işlemi yaptı mı? Görmüş olduğunuz gibi ekleme işlemini başarılı bir şekilde yaptı arkadaşlar. Adımızı, e-posta adresimizi, telefon numaramızı, durumumuzu aktif olarak atadı. Oluşturma tarihi ve update tarihinde otomatik olarak atadı. Delete et, hoş geldi çünkü silinmiş bir içerik değil. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bizim burada bir validasyonumuz vardı hatırlarsanız. Bir validasyonlar bir nasıl çalıştığına bir bakalım. Yeni bir içerik oluşturmaya çalışalım. Diyelim ki Veli Sabacak. Bu da Veli olsun. Telefon numarası da 0123 olsun. Şimdi bir daha istek atalım. Ekledi mi? Eklemedi. Ve bize hata da vermedi. Peki biz bu hataları nasıl yakalayacağız? Hemen şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki hatalar diye bir değişken oluşturalım. This model diyoruz yine. Errors metoduyla model tarafında oluşmuş hataları yakalayabiliyoruz. Daha sonrasında şöyle yapalım. If açıp eğer hatalar varsa ya da şöyle yapalım. Yoksa hatalar echo nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Biz response set JSON diyorduk hatırlarsanız. Bununla ilgili de bir videoda değinmiştik zaten. Şöyle return diyelim buna da. Ve bir array oluşturalım bunun içerisine. Diyelim ki data ya da kullanıcı olsun. Kullanıcı kim? Data. Mesaj. İşlem. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Tamamlandı olsun. B niye büyük? Çok enteresan. B büyük. Şuradaki i küçük. Evet. Eğer bir hata varsa da return ya da else de gerekiyor aslında ama return is response set JSON diyoruz. Tekrar yine bir array oluşturup içerisine aşağıda kaldı. İçerisine arkadaşlar bu hatalar değişkenini vereceğiz. Error diyebiliriz. Hata diyebiliriz. Hatalar diyebiliriz. Şöyle yapalım. Dolar. Hatalar. Bakalım bize ne verecek. Tekrar çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hatalar objesi içerisinde user phone telefon numarası en az 10 karakterli olabilir dedi bizim için. Neden? Çünkü telefon numaramız 4 karakterli olarak göndermiştik. Peki e-posta adresini şöyle yapalım. Daha önce kullanılan bir e-posta adresi gönderelim. Sistem ne diyor?
Bakıyoruz. User mail bu e-posta adresi başkası tarafından kullanılıyor dedi. Yani görmüş olduğunuz biz aslında hiçbir yerde veri tabanında bir sorgu yapıp da bu e-posta adresi kullanılıyor mu kullanılmıyor mu demedik. Burada yazmış olduğumuz user mail'deki is unique içerisinde şurada pardon user mail içerisinde is unique içerisinde user tablosunda user email unique olacak demişiz zaten. Kendisi validasyonu yapıyor. Şöyle yapalım. Ekleme işlemini tamamlayalım. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcı bilgileri geldi ve mesaj olarak da işlem başarılı bir şekilde tamamlandı dedi. Ekleme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Insert metoduyla ekleme işlemini yapabilir. Validasyon tarafında oluşan hatayı da errors metoduyla yakalayabilirsiniz. Şimdi getir metodumuza geçelim. Getir metodumuzda veri tabanından data isteyeceğiz. Ve o da bize datayı getirecek. Hatta şöyle birkaç tane data ekleyelim aslında buraya. Datamız bol olsun. Kaç tane datamız oldu? 5 tane. 5 tane yeter. Fazla da videoyu uzatmayalım. Getir bölümünde arkadaşlar veri tabandan ID'sini bildiğimiz bir datayı getirmek için fit metodunu kullanıyoruz. Bunun da hemen bir örneğini yapalım. Diyelim ki if de başlıyoruz. Bunun nedeni eğer kullanıcı ID göndermediyse. ID şöyle is null değilse ID. Aynı zamanda numarik olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor ama şimdi onu yapmıyorum. Diyorum ki kullanıcı eşittir this model fint. Fint metodunun parametresine de ID, kullanıcıdan aldığımız ID veriyoruz. Şimdi burada da hatta şurada return list response.set.json diyerek kullanıcı diyelim. Mesaj olsun de. Kullanıcı başarılı bir şekilde getirildi. Bakalım data getirecek mi? Neydi bizim router'umuz? Ekli değil getirdi. Getirden sonra bir de ID vermemiz gerekiyor. ID'mize 1 olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize 1 numaralı kullanıcıya ait dataları getirdi. ID'si 1 olan kullanıcının datalarını getirdi. Fint metodu da yani bir dataya erişmek istiyorsanız da fint metoduyla çağırabiliyorsunuz. Şimdi listele metodu var. Veri tabanındaki tüm dataları getiriyor. Şunları şöyle yapalım hatta. Veri tabanına veri eklemek için diyelim. GitHub'a attığım için projeyi GitHub linkini yine videonun altına bırakıyorum. GitHub'da bunlara baktığınız zaman aklınızda kalsın diye. Aynı zamanda bu fit metodu içerisinde arkadaşlar birden fazla değer verebiliyorsunuz. Şöyle diyebiliriz. Yani 1, 2, 1, 3 ve 5 numaralı ID'ye sahip kullanıcıları almak isterseniz fint metodu içerisine bir array oluşturup bu array'e kullanıcıların ID'lerini verebilirsiniz. Bakalım ne olacak? 1, 3 ve 5 numaralı kullanıcılar başarılı bir şekilde geldi. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Buraya da evet arkadaşlar. Şimdi listele bölümünde de
veri tabanında silinmemiş kullanıcıları getireceğiz. Yani zaten find al metoduyla yapıyoruz bu işi. Find al aslında silinmemiş kullanıcıları bizim için seçip getiriyor. Yani biz bu silinip silinmeyeceğini zaten şurada use soft delete değişkeninde true yaparak belirlemiştik. Datalar gerçekten silinmeyecek. Sadece delete at metod sütununa bir tarih eklenecek. Tarihleri olmayanları bizim için getirecek. Find alın. Çalışma mantığı da bu. Şöyle yapalım. Kullanıcılar diyelim eşittir. This model find al. Return this response set JSON kullanıcılar diyelim. Yine listede iyi çalıştıralım bakalım ne olacak. Listede görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar delete at bölümü null olanları getirdi. Mesela şurada bir tanesini silelim. Silindiği gibi gösterelim en azından. Peki bu data delete at'i dolu olsun. Kaç tane data? 1. ID'si 1 olan kullanıcı. Görmüş olduğunuz gibi ID'si 1 olan kullanıcıyı getirmedi. Neden? Çünkü bu data bu tarihte silinmiş görünüyor. CodeIgniter de bunu algılıyor ve ona göre içeriği getiriyor. Şimdi düzenle bölümüne geliyoruz. Düzenle bölümü de içinde yine bir kontrol yapacağız. If'le is null değilse id. Ne yapacağız null değilse? Data şuradan kopyalayalım. Şurayı alayım. Şimdi kullanıcının bilgilerini güncelleyeceğiz değil mi biz? Neydi? Kullanıcımızın yeni adı Savaş Çelik olsun. E-posta adresi Savaş bu olsun ve 4 olsun. Nasıl yapalım? Hatalar diyelim. Yine hataları yakalayalım. This model errors. If aslında şuradakini kopyalasak daha iyi olur. Zaman kaybetmemiş oluruz. Kullanıcı işlem başarıyla tamamlandı. Hatalar. Evet. Şimdi biz kullanıcıdan şuraya yazdık fakat şey yazmadık. Güncelleme bölümünü yazdık. Şuraya şey yazacağız. This model update. Şimdi update metodunun iki parametresi var. Birinci parametresi hangi kullanıcı, hangi ID'ye sahip kullanıcıyı güncellemek istiyorsak onu belirtiyoruz. Diyoruz ki ID'si yani benim verdiğim kullanıcıdan aldığım ID. Peki neyi güncelleyeceğim? Data. Yani bu dizi içerisindeki değerleri güncelleyeceksin. Bizim için güncelleyecek. Güncelleyebilirse, güncellenmese hata mesajları oluşturacak. Hata mesajlarını alacak ve kullanıcıya verecek. Şurada ne demiştik? Düzenleme, güncelleme. Düzenle. Düzenle slash 1. Şu anda düzenlemiş görünüyor. Bir de tüm kullanıcıları listele yaparak bakalım. Görmüş olduğunuz gibi adı Savaş Çelik olmuş bir numaralı kullanıcının adı. E-posta adresi de Savaş olmuş. Yine burada da arkadaşlar şu telefon numarasını boş göndererek deneyelim. Hata mesajı üretecek mi diye. Görmüş olduğunuz gibi bu e-posta adresi başka tarafından kullanıyor. Bir telefon numarası zorunlu alandır dedi ve iki tane hata verdi. Bu e-posta adresi yine benim tarafından kullanıldığı için güncelleme işlemi yapmadı. Hop. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde güncelledik arkadaşlar. Update metodu da bu şekilde update model update diyerek güncelleme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi sil metoduna gelelim. Asıl CodeIgniter 4'te gelen güzel bir özellik aslında sil metodunda var. Bu use soft delete dediğimiz bölüm. Benim de çok hoşuma giden bölüm. Biz sil işlemini delete ile yapıyoruz. Yine bir if atıp is null değilse id diyoruz ki this model delete neyi sil?
kullanıcıdan gelen ID'li elemanı sil. Ve aynı zamanda bizim için de bir tane mesaj oluştur. Şimdi sil diyoruz. Virgül 1 diyoruz arkadaşlar. Kullanıcı sistemden kaldırıldı dedi. Peki bir bakalım kullanıcımıza. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biraz önceki benim silme tarihimi 1 numaralı kullanıcının delete et sütununa eklemiş. Ve ben tüm kullanıcıları listele dediğim zaman da onu bana getirmeyecek. 2'yi de silelim. Bakalım 2 gelecek mi? Görmüş olduğunuz gibi 2 de gelmedi. Hop, buna da silinme tarihini başarılı bir şekilde ekledi. Ben kullanmayı tercih ettiğim bu yöntem. Neden bu yöntem? Eğer ben bir datayı gerçekten veri tabanından uçurursam başka bir tabloda belki bu datayı kullanıyor durumdur. Bir metodun içinde de inner join yapıp bunu çağırıyorumdur. Ve bu datayı ben sildiğim için hem inner join'in içeriği boş gelecek hem de proje içerisinde data boşluğu olacak. Belki metot çalışmayacak. Bu tür problemleri aşmış oluyorum bu şekilde delete at metoduyla. Şimdi neye geçtik? Silinen kullanıcılar listele. Bunu da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Kullanıcılar diyelim. Eşittir. This model. Şimdi biz find all yapıyorduk hatırlarsanız. Find all'dan önce only delete ya sadece only delete diyerek sadece silinenleri getir anlamında bir metodumuz var. Only deleted dedik ve daha sonrasında yine find all diyerek bu datalara erişmiş oluyoruz. Yani ne yapıyor bizim için? Sadece silinen kullanıcıları bul getir diyor. Şöyle yapalım. Bakalım kim varmış. Görmüş olduğunuz gibi silinen iki kullanıcı var. Biri Veli Kısabacak, biri de Savaş Çelik. Bizim için silinen kullanıcıları listelemiş oldu. Şimdi aktifleri listele diye bir metot yazmışız. Burada da where metoduyla bir sorgu koyacağız. Diyeceğiz ki user statüsleri aktif olanları getir bize sadece. Şimdi başlayalım. Dolar kullanıcılar eşittir. Is model var. Neyi arkadaşlar? User statüste saklıyorduk biz. Ne olacak? Aktif. Biz aktif olanlar istiyoruz. Aynı şekilde burada sorgumuzu oluşturduk. Find all diyerek sorgumuzu tamamlıyoruz. Yani hepsini getir diyoruz. Şurayı tekrar alayım. Yine aynı şekilde kullanıcılar demişiz zaten. Güzel. Aktifleri listeleri root'umuz da şuydu. Bakalım ne olacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aktif kullanıcıları getirdi. Hem aktif olanlar hem de silinmemiş olanlar. Zaten silinmişleri hiçbir sorguya dahil etmiyor. Bize aktif olanları getirdi. Peki bunlardan bir tanesini pasif yapalım. Ahmet Kısabacak pasif olsun. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Ahmet Kısabacak da sistemden çıkartıldı ve sadece bana user statüsü aktif olanlar getirildi. Bunu da nereye yaptık arkadaşlar? Where metoduyla dedik ki user status aktif olanları getir. Şunu kopyalayıp şuraya alacağız. Tek fark arkadaşlar şuraya pasif edeceğiz. Bir de bunu test edelim. Yalnız bu arada bir önceki router'ın listeli yazmışız. Listeli olacaktı. Şunu değiştirelim. Şu anda bize pasifleri listeledi sadece fark ettiyseniz. Biz de zaten sorgumuza sadece user statüsü pasif olanları istemiştik. Nerede bakıyoruz? Evet şurada. Where metoduyla user statüsleri pasif olanları listelemişiz. Sütunları listele. Sütunları listelerken şöyle örnekte bahsedelim. Ne diyelim? İsimler olsun. Biz model. Find column diyoruz.
fin kalım içerisine veri tabanındaki tablodaki hangi dataları istiyorsak. Mesela ben neyi istiyorum arkadaşlar? Mesela user name. Şöyle yapalım veri tabanında. Şunları da aktif yapalım. Null yapalım. Bunu da null yapalım. Bir çalıştıralım bakalım. Bana vermesini umduğum şey kullanıcıların isimleri. Görmüş olduğunuz isimler Savaş Çelik, Velik Savacak, Ahmet Savacak, Saffet Koluksa ve Ramit Kafa Adam gibi sadece sistemdeki kayıtlı kullanıcıların isimlerini getirdi. Yani tablodaki sütunları tarayarak getiriyor. Bizim istediğimiz tekil verileri getiriyor. Offset listeli bölümü de arkadaşlar, hemen ona geçelim. Kullanıcılar diyelim. Hatta şöyle yapabiliriz. Şunlara da null deyip bunları da kontrol altına alalım. If biz null değilse ne arkadaşlar? Limit. Pardon, limit. Aynı zamanda is null değilse offset. İkisi de null olmayacak. Ve diyoruz ki this kullanıcılar da birleşken oluşturalım yine. This model fint al diyoruz. Bu fint al metodunun ilk parametresi limit. Kaç tane data istiyoruz? Veri tabanından kaç data getirmesini istiyorsak onu. İkinci parametresi arkadaşlar kaç birim atlamasını, yani diyelim biz buraya 2 dersek birinci ve ikinci datayı es geçip 3, 4, 5, 6 diyerek 10 tane data getireceği, biz 10 tane data getireceği anlamına geliyor. Tabi limit 10'sa böyle de offset'i yazalım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Hemen iki tane de değer vermemiz lazım. Şimdi birincisi ben kaç tane data istiyorum? 2 tane. Kaçtan başlasın? 1'den başlasın. Yani 1'den başlasın dediğim ilk datayı atlayacağı anlamına geliyor. Yani savaşı getirmeyecek. Bakıyoruz. Savaş dersinin çeliği atladı arkadaşlar. Bana neyi getirdi? Veli Kısabacık ve Ahmet Kısabacık. Onlar da şu ikisi. Yani bunu birinci sıradakini atladık. 2 tane datayı getirmesini söyledik. Mesela 3 tane dersek bize bir sonrakine dahil edip bitirecek. Saffet Koluksa. 4 dersek şöyle 4 dersek sondakine getirecek. Hala bana savaşı getirmedi. Neden? Bir birim atlayarak getiriyor. 3 dersek buraya Saffet Koluksa ve Rami Kafa Adamı getirdi. Sondaki ikisini. Çünkü 3 birim atladı. 1, 2 ve 3 atladı. 4 ve 5 kaldı geriye. Bunları getirdi bizim için. Offset kullanımı da bu şekilde. Arkadaşlar atladığım bir metot var mı bilmiyorum ama bu metotlar sizin işinizi görecektir. Kurut işlemlerde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.